Sayın Naci Sayın Bakanlarım, saygıdeğer konuklarımız, Sanayi Odası Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Erkoç Beyefendi'yi selamlama ve açılış konuşmalarını yapmak. Sayın Başkanım, değerli Yazıcıhan ve Fethiye Belediye Parti İl Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın mensupları, şahsım adına Malatya Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz. Biz isteyeceğiz. Bu mübarek Ramazan gününde de inanıyorum ki Naci Abal daha önce Maliye Bakanı Müsteşarı'ydı. Bürokrat iken, Maliye Müsteşarımızken de toplumun bütün değerlerini göz önünde bulundurur. Sadece bürokrat olarak veremeyiz ya da yok kelimesini kullanmazdı. Ne zaman yanına gitsek, ne zaman talepte bulunsak, hem memleketimiz için hem de toplumumuz için kanayan yaralarda kapısını çaldığımızda her olabilmesi için elinden gelen tüm gayreti bürokratken de yerine getirirdi. Şimdi Bayburt Milletvekili ve Bayburt Milletvekili olduktan sonra da siyaseti görüp toplumla kucaklaşınca, hele de paranın başına maliyeye gelince, ondan sonraki sohbetleri inşallah özel sohbetlerde paylaşırız. O bürokrat bakışı bu kadar pozitifken siyasete de gelince daha da pozitif hale geldi. O yüzden bugün Malatya'mızda biz Malatyalılar olarak Sayın Bakanımızdan isteyeceğiz. İhracat Malatya için 350 milyon başarı değil 1 milyar dolarlara çıkması lazım. Çünkü bunu Antep başarıyorsa, Kayseri başarıyorsa bunun için bizim çalışmamız ve destek görmemiz gerekir. İşte geçtiğimiz hafta Ulaştırma Bakanımızı Malatya'ya getirdiğimizde de geldiğinde de beraber orada da ifade etti. Bunun için altyapı lazım. Bizim limanlara hızlı bir şekilde erişmemiz lazım. Biz ham maddeyi İstanbul'dan alıp burada üretip tekrar İstanbul'a sattığımız zaman bir kere kafadan Sayın Bakan %10 artı maliyet biliyor. Dolayısıyla %10'un da belki daha üzerinde bizim bu illeri destekleyip kümelendirmemiz lazım. Ölçek ekonomisine geçerek Elazığ'ıyla, Malatya'sıyla, Erzincan'ıyla bu bölgeleri birbirleriyle entegre eden ve birbirleriyle birbirlerini destekleyen iller oluşturarak bunu Türkiye'de ve dünyada ihracat ve üretim noktasında öne çıkartan iller haline getirmemiz lazım. Ben böyle bir giriş yaptım. Öncelikle hakkınızı helal edin. Burada Sayın Bakanım esasında konuşsun istiyorum ve sizleri dinlesin istiyoruz. Çünkü konuşmasından sonra sağ olsun Sayın Bakanım sizlerden sorularınızı da alacak. Ben öncelikle bugün, dün İngiltere'de terör saldırısı vardı. Terörün bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Terörü bir insanlık suçu olarak görmediğimiz sürece senin teröristin iyi, benim teröristim kötü mantığı içerisinde hareket edersek terörü bitirme şansımız yok. Bunun için biz terörün dini, milliyeti, zamanı, zemini de yok. Bu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi bu terör. Şimdi İngiltere'de, Fransa'da, Orta Doğu'da bu terör her yerde terör. Dolayısıyla teröre karşı ortak duruşumuzu her zaman göstermemiz lazım. Üretim reform paketi düzenlememiz var. Bu da Malatya için önemli çünkü Malatya'da organize sanayi bölgesi var. Üretim reform paketi içerisinde çok sayıda yenilikler getiriyoruz. Gerek OSB'lerin kendilerine, gerek OSB içinde yatırım yapan müteşebbislerimize, gerekse de bu paket içerisinde yaptığımız düzenlemelerle sanayicilere önemli imkanlar getiriyoruz. Bu konuda da kısaca sizlerle getirdiğimiz kolaylıklardan bahsetmek istiyorum. Bir kere organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin ve sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün süreçleri basitleştiriyoruz. OSB'nin kuruluşu çok daha basit ve hızlı olacak. Organize sanayi bölgeleri için hazır sanayi alanlarının oluşturulmasının önemi açıyoruz. OSB'de yatırım yapan firmalarımızın en büyük şikayet ettiği konu OSB alan içerisinde arsa fiyatlarının çok yüksek olması. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemeyle OSB içinde satılacak taşınmazlara yani arsalara
maliyet artı belli bir kar oranı içinde sınır getiriyoruz. Yani OSB yönetimi veya OSB yönetimi herhangi bir şekilde maliyetten kopuk bir şekilde orada yüksek fiyatlarla sanayiciye artık arsa satamayacak. Bu da yeni yapılacak yatırımlar bakımından son derece önemli. Organize sanayi bölgelerini desteklemek amacıyla bu sanayi parçalarını hem satmasına imkan veriyoruz hem de yeni bir model getiriyoruz. Yani ben sanayiciyim, farmasiye bağlamak istemiyorum. Niye satın alayım ki? Kiralamak istiyorum dediğinde kiralama imkanı getiriyoruz. Veya bu organize sanayi bölgelerine gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurma imkanı veriyoruz. O şirketler üzerinden de buralarda finansal kiralama yapmanın da önünü açıyoruz. Bu da özellikle sanayi yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların ellerindeki kısıtlı sermayeyi arsaya vermek yerine onu yatırımda kullanmasının önünü açmış oluyoruz. Elektrik faturasının içerisinde sanayicinin ödemiş olduğu TRT payını kaldırıyoruz. Sanayicilerimizin yıllardır şikayet ettikleri bir konudur. Yani sanayi sonuç itibariyle yüksek miktarda elektrik tüketiyor. Bir de bunun içerisinde TRT payı olarak bir maliyete katılıyordu. Burada yapmış olduğumuz düzenlemeyle sadece sanayici belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketim bedelleri üzerinden alınan TRT payını kaldırıyoruz. Dolayısıyla faturalarda artık sanayicimiz TRT payını görmeyecek. Bunun tabii bir maliyeti var, onu da artık başka bir yolda karşılayacağız. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili emlak vergisi muafiyeti getiriyoruz. Organize sanayi bölgeleri içerisinde çalışan işletmelerimiz bundan sonra belediyelere emlak vergisi ödemiyor. Bu da onların maliyetlerini aşağı çeken bir ödülür. Kolaylaştırılmış tecil meselesi diyorum ben buna. İyi gününde vergi borcunu ödeyen bir mükellefimiz zor duruma düştüğünde artık genel bir yeniden yapılandırma kanununa ihtiyaç olmaksızın borcunu daha kolay şartlarla